Cısır cısır cısır. İşte bu. Maydanoz, kabağımız, domates, salatalık, aspergimiz, yeşil biberimiz, limonumuz. Şu da soğanımız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Mezatlarda hep merak ettiğim bir balık vardı arkadaşlar. Sarıç sabit. Bugün onu bir temizleyip pişireyim, bir deneyeyim diyorum. Bakalım lezzeti nasılmış. Yani çok güzel olduğunu söyleyenler oldu. Bunu ben yağda yapacağım, tavada yapacağım. Kızartacağım. Çıtır çıtır yiyeceğim inşallah. Dur bakalım nasıl olacak, merak ediyorum ben de. Önce bir şöyle bir sudan geçireyim istiyorum. Şöyle. Zaten bunların kulu yok. O bakımdan temizliği oldukça kolay olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Kafalarını dediğim gibi atacağım. Şöyle. Şöyle yapalım. İçini alalım hemen. Pul olmadığı için gördüğünüz gibi çok kolay olduğunu düşünüyorum. Sonra hepsini birden yıkar geçerim diye düşünüyorum. Kafalarını atıyoruz. İçini alıyoruz. Bu balıkların içi kopez gibi bir tık kokuyor hemen arkadaşlar. Şöyle elimi yıkıyorum. Devam. Hoppa. İyi. Temizlemesi çok kolay arkadaşlar. İçi de çok kolay çıkıyor. Siyahları falan da yok. Az sonra suya tuttum zaten. Tertemiz olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu tarz balıkların işte uskumrudur, kopezdir, kolyozdur. İç kısmı biraz kokar. Bunun da biraz kokuyor açıkçası yani. Hani bayat olduğu için değil de. İçi kokar, temizlediğiniz zaman tertemiz olur yalnız. Kesinlikle temizliği çok kolay bir balık. Sırf o yüzden bir de alınabilir. Eğer lezzeti de iyi ise arkadaşlar. Hiç eziyeti yok yani. Dişlerini almıştık arkadaşlar. Şu kanlı kısmını da şöyle tırnağımızı da şöyle biraz çıkartalım. Şöyle dışını şöyle bir yaptığımız zaman gayet güzel olacaktır diye düşünüyorum. Evet, çok içinde zar falan diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. İşte öyle. Gayet güzel oldu bence. Ben tamamım. Çok iyi ya. Temizlemesi çok kolay vallahi. Harbiden çok kolay bak. Özellikle pullu balıklar hakikaten eziyet oluyor. Bir de dikenler falan batıyor. Bunun öyle dikeni falan da yok ki eline batacak. O bakımdan da çok iyi. Hiç rahatsız etmeyelim. Bazen mercanda işte lidakide, levrekte falan aniden ters hareket ederseniz lak diye elinize o üzerindeki dikenler batabiliyor ve çok feci acık arkadaşlar. Öyle böyle değil yani. Birkaç gün sızısı devam ediyor. Pek güzel olacak sanki. Oh 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 oh. Evet, içinde yağları falan da var. Sanki lezzetli bir balığa benziyor. Böyle iç kısmını temizlerken bakın elime. Yağlar da geliyor bana. Şöyle lezzetli olacakmış gibi duruyor şimdiden. Böyle yemek programlarındaki gibi size yalan söylemem arkadaşlar. Neyse onu söyleyeceğim. Merak etmeyin. Beğendiysen beğendim, beğenmezsen beğenmedim. Kimseyi bu anlamda yanıltmak da istemem. Ama şöyle gerçi, yani herkesin ağız tadı farklıdır. Mesela barbun en pahalı balıklardan biri olmasına rağmen ben barbunu çok fazla sevmem mesela. Bana biraz tadı ağır geliyor barbunun. Onun yerine derri fazlasıyla tercih ederim. Her iyili levrek olursa, bir de mangalda olursa abi of, doyum olmaz. Ama gelin görün ki barbun inanılmaz pahalı oluyor ve çok da rağbet görüyor. Ben alır mıyım? Yani o fiyata barbun alıp yemem yani, büyük konuşmayayım da fiyat biraz düşerse belki ama bu sene hiç de düşeceğini zannetmiyorum. Geçen sene bile 1500'e falan satılıyordu barbun. Sezon başladığında ki şimdi artık turizm sezonu da başlıyor. Urla, Mordo, Karakurum gibi turistik yerlerde
fiyatlar muhtemelen çok fazla yükselecektir diye düşünüyorum. Evet, şimdi kaldıralım, ağzını kapatalım çünkü çok pis kokar. Arkadaşlar, daha önce evde balık temizlemeyenlerimiz varsa çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu balık kafalarını ve balık işlerini güzelce şöyle bağlayın ağzını. Mümkünse bir torbaya daha geçirin. Mümkünse kapalı bir kutu gibi bir şeyin içine atıp çöpe atın. Ve hemen çöpe atın. Birkaç gün bunu çöp tutarsanız mutfağınızı acayip şekilde kokutur. Onun için balık çok pis kokar. Çöpünüzü atmayı unutmayın balık temizledikten sonra. Özet olarak onu söylemiş olayım ben. 7 yıldır yalnız yaşıyorum arkadaşlar. Her işimi kendim yapıyorum. Onun için işleri büyütmemeye çalışıyorum. Biraz değerli toplu yaşarsam bana çok fazla iş kalmıyor. Ama ortalığı dağıtırsak daha sonra daha fazla iş çıkıyor. O bakımdan hemen işimi bitiririm bu şekilde. Arkadaşlar balıkları gördünüz mü? Şöyle suyla suyayım da şimdi biraz kızartırken o su sıkıntı çıkartır bize. Gayet tende güzel oldu sanki, of mis gibi oldu. Şimdi bunları mısır unu, tuz, işte karabiber, artık kırmızı biber ne elimize geçerse onunla bir soslayacağım. Unlayacağım daha doğrusu. Ondan sonra da tavamıza bastık mı tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi biraz işin kolayına kaçacağım. Çünkü mısır unu kalmamış. Ama bir ara almıştım metrodan balık harcı. Ya bu zaten karışık yani. Karışım her şey var bunun içinde. O bakımdan direkt bununla ad üzerine harcını yapacağım. Harca bulayacağım balıklarımı. Ondan sonra vereceğim yağı gitsin. Kızartacağım kısır kısır gitti. Yani şimdi içinde olur gibi geliyor bana ama. Şöyle. Normalde ben bunları tek tek yapıyordum ama bugün işin pratik kısmına giriyorum. Hiç uğraşamayacağım hala tekmek diye. Olduğu gibi boca edeceğim, sallayacağım gitsin. Hep görürdüm, özenirdim. Şöyle atıyorlar ya böyle. Ondan sonra böyle bir içinde kararım şöyle. Şuradan da görüyor musun? Şöyle. Evet. Hoppa. Aynen. Abi en güzeli bu. Hiç ne uğraşacaksın ya. Süper. Onun için biraz ıslandı. Bence şuraya dizelim artık bunları. Hop. 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 Oy süper oldu. Süper oldu. Niye uğraşıyorsun ki abi? Hoppa. Evet. Mikser gibi oldu bu. Ya önceden biraz ısıtsam iyi olacakmış ya. Bu hemen bitti çünkü. Acemiliğimize geldi. Direkt buradan tavaya atabilirmişiz aslında. Kolaymış. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi hazır balık harcını kullandım. Evde varmış. Onun için uğraşmak istemedim. Dediğim gibi ben bekar adamım. Her şeyin pratik yöntemlerini yapmaya çalışıyorum. Zaten çok da vaktim olmuyor bu işler için. Mezatlar artık benim gerçekten inanılmaz vaktim alıyor. Yani akşama kadar videolarla falan uğraşıyorum. O yüzden en pratik neyse benim için onu yapıyorum. Ama bir tane elektrikli mangalım var. Havalar ısındı. Artık onu şu balkona çıkartıp balkonda bir de mangal yapmayı düşünüyorum. Elektrikli olduğu için komşulara çok bir sıkıntı çıkartmaz. Duman falan yapmıyor. Çok koku da yapmıyor. Bir gün onunla şöyle bir tane güzel bir devreyi ızgara yapmayı çok istiyorum aslında. İnşallah yaparız. Neyse oldu da bitti maşallah ya. Süper. Kolaymış abi bu iş. Abi kolay bu iş. Evet bu kadar. Yağını biraz fazla kullanacağım arkadaşlar.
Bugün Doğan'la da konuştuk. Çok az kullandığınız zaman balık yapışabiliyor, dağılabiliyor. Onun için önce yüksek ateşte şöyle yaklaştırayım artık. Buradan devam edelim. Evet. Havada biraz kararmaya başladı bir tık. Şimdi arkadaşlar, ben yağı biraz ısıtacağım. Yüksek ateşte yapacağım önce. Onun sebebi de balıkları atar atmaz hemen bir kızarsın, bir yapışmasın dibine ve dağılmasın. Bir ön arka bir çevireceğim. Ondan sonra devam eden süreçte biraz altını kısacağım. O şekilde pişmesini bekleyeceğim. Bakalım nasıl olacak, ben de merak ettim. Uzun zamandır ben bu şekilde yağda balık yapmıyordum, kızartmıyordum. Airfryer almıştım. Kolayıma gittiği için hep onda yapıyordum. İşte sosluyorum, atıyorum içinde, kapatıyorum, tak o kendi pişiriyordu zaten. Hiç uğraşmama da gerek kalmıyordu. Ortalık yağ falan da sıçramıyordu. Çok da kolay oluyordu aslında. Ama bugün canım böyle bir kızartma çekti. Dur bakalım. Hadi inşallah diyelim. Alo. Aleykümselam Yüreğim. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol. Ne yapıyorsun? İyisin değil mi? Vallahi iyi İbrahim ya, ne yapayım işte. Nerede misin? Yok yok, evde çekim yapıyorum. Balık pişiriyorum da onu çekiyorum video için. Öyle abi, artık işimiz bu. Meslek edindik ya. Arkadaşlar bir telefon geldiği için ara vermek zorunda kaldım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Şunun altını biraz açayım. Yağ da epey sanki ısındı gibi. Biraz tekrar açtım artık altını. Evet, şimdi yüzümüze gözümüze bulaştırmadan yapabilirsek bu işi çok güzel olacak. Bence artık ısındı. Bir taraftan şöyle cısır cısır bakayım. Evet. Hoppa arkadaşlar, kuyruğundan tuttuğumuz gibi sallıyoruz. Bir ters bir yüz. Bir taraftan ben bir şey de arayayım da onunla bir taraftan yerleştireyim de böyle. O ters yüz, ters yüz arkadaşlar. Ters yüz derken birinin kafasını, birinin kuyruğunu zekletmeye çalışıyorum ki tavada yer kalsın diye, onu anlatmaya çalışıyorum. Ama yine de tavada yer kalmayacak sanki. Tek seferde sığmayacak. Bunlar aslında bana bir tava yetermiş ya. Harbiden yetermiş ya. Şunlar fazla benim için. Şöyle. Cısır 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 cısır. Bu rengi kullandığım balık harcından dolayı böyle sarımtırak duruyor arkadaşlar. Yoksa yağla ya da başka bir şeyle alakalı değil yani. O balık harcı böyleydi. O biraz, bakın, tavada da biraz sarımsı bir renk yaptı. Evet, iyi, açık sayılır. Biraz daha kızarsın. Ondan sonra bir ters yüz yapayım. Oluyor. İyi gidiyor arkadaşlar. Çatalla daha rahat çevirebilirim sanki. Bir bakayım da. Ha, çevireyim ya. Evet, güzel tutmadı. Dağılmadı da şimdilik. Operasyonumuz gayet başarılı bir şekilde ilerliyor. Korkum, balıklar dağılır mı diye korkuyordum biraz. Şimdilik bir dağılma durumu görmüyorum. Yani ben bunu dağıtmadan pişirebilirsem benim için büyük bir başarı olacak. Hatta hemen çevirmeye başlayayım ben bir taraftan. Diğer tarafları da bir şöyle yağ görsün iyice. Evet. O şu sesi duyuyor musunuz? Şu an kokular da gayet güzel geliyor arkadaşlar. Balıklar küçük olduğu için bence çok fazla da diyorum ki kızartmayın ama, çünkü şimdi bir de öbür taraflarını
bu kadar kızarsam sanki bence yetecek gibi. Çok da böyle kupkuru olduğu zaman biliyorsunuz lezzeti de gider diyorlar. Bugün Doğan özellikle çok tembihledi. Artık dağılabilir balık. Çok da dağıtmadan şöyle dağılmasın diye biraz nazik davranıyorum. Ondan arkadaşlarımla böyle. Yoksa beceriksiz olduğundan değil. Elimden çok şükür eriş geliyor. Kendi işimi kendim yapıyorum. Bence arkadaşlar çok fazla kızartmamak lazım. Biraz bunu o tarafında kızarttığım zaman yeterli gelecek gibi duruyor. Önce yüksek ateşte sonra kısık ateşte de biraz kızarttım demiştim ama bence hiç kısık ateşe falan gerek bile kalmadı. Balıklar küçük olduğu için bence gayet pişti bile sayılır bunlar. Bir bakayım da tekrar. Altını bir tık açtım. Altı biraz kızar gibi olsun. Ondan sonra bir daha çevireyim. Bitsin bu iş. Tahmini şöyle bir 5 dakika içinde kızartmış olayım ben bunu. Hatta hiç çevirmesem bile olacak da dayanamıyorum. Ben biraz pişti sayıyorum arkadaşlar da. Bence hiç gerek yok. Siz çevirmeyin bence. Yok çevirmeyeceğim. Tamam yeterli. Hatta kapatıyorum. Vallahi pişti bence. Hiç gerek yok. Oldu bu iş. Olay bu. Valla bu devirde yenebilecek aslında en ekonomik yemeklerden bir tanesi diyebilirim balık. Yani uygun balıkları söylüyorum. Kefal olur, istavrit olur. Başka ne vardı? İşte sarpa zamanı artık geçiyor falan diyorlar. Zamanında sarpa olabilir. Sarpayı ben hiç yemiyordum. Koruk zamanında güzel olur falan dediler. Onu bir denemek istiyorum aslında. Başka lidak olur. Lidakiler şu sıra gayet uygun fiyatlara satılıyor. Sonuçta çupranı küçüğü yani. Sonuçta deniz balığı. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Şöyle yapayım ışıktan dolayı. Olay bu. Bence oldu valla. Görüntü kısmında ben tamamım. Bir de lezzet kısmı tamamsa bunu olay bitmiştir. Şimdi ben kalan balıkları da bir hazır yağ varken onları da kızartayım da artık şey gitmesinler, yabana gitmesinler. Kaynarlamız, balığın yanında olmazsa olmazımız. Evet. Şunlar da diyeyim hazır elim değmişken. Hoppa. Aspergimiz tamam. Oy oy oy. Çocuklarınıza bence bol bol balık yedirin arkadaşlar. Yani illaki levrek, lüfer, barbun, mercan almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. İşte fiyat uygun olan bu şekilde dediğim gibi istavrit, somon, palamut, uskumru neyse işte mevsiminde çinekop bu sene gelmedi. Aslında geçmiş senelerde çinekop, lüfer çok olurdu. Bu sene nedense hiç olmadı. O yüzden fiyatlar da düşmedi maalesef. Lidaki, bakın lidaki de aslında çok uygun fiyat olarak şu sıra. İllaki yani yarım kilo, bir kiloluk çupra almak zorunda değilsiniz. 4'ü 5'i 1 kilo gelen lidakilerden aldığınız zaman rahat rahat gayet de lezzetli balık yani. Ha kefal, bakın topan kefal bir denedim. Çok lezzetliydi arkadaşlar. Gerçekten lezzetli. Şimdi diyeceksin ki yanına ne içeceksin oğlum? arkadaşlar ben rakı falan sevmiyorum. Rakıyı hiç sevmiyorum. Artık dolapta ne varsa bir bakacağım. Ondan sonra bir sürü laf diyeceksiniz gerçi de. Balıklarım bunlar ettin diyeceksiniz. Ben de diyorum bir şey eksik ya. Şu çekim olmasa şimdi ben oradan radyodan bir de güzel bir müzik açardım şimdi. Of mis gibi çalışırdım. Diyorum bir sessizlik var, bir tuhaflık var ortamda. Ondanmış yani. Müzik açmamışım. Soğanımız da tamam. Çok güzel oldu aslında. Soğan bu kadar istemiyorum ama. Müzik abi bazı izleyiciler o kadar dikkatli izliyor ki yani bir şeye atlasan abi hemen tak yapıştırıyorlar ya. Şimdi elimi yıkamasam orada var ya. Vay sen elini yıkamadın. Vay şunu yapmadın. Tamam mı? Ya önce tuzunu atalım. Üzerine limon ve zeytinyağı
Boca ettik mi abi, süper olur. Çok abartmayayım bunu. Limon, of 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 of. Oy, limon çok güzelmiş valla. Çekirdek yok, acayip sulu. Doğan'ın getirdiği ev yapımı zeytinyağı vardı ama şimdi onu açmadım. Keşke onu kullansaydım diyorum. Doğan, tekrar teşekkür ediyorum bu arada sana. Gördüğünüz gibi her şey sade arkadaşlar. Salatamız, balığımız, hoppa, bakın balığımız, maydanoz unuttum arkadaşlar. Biraz da maydanoz suyu yıkayalım yanına. Ya arkadaşlar, bu kameradan sonra ben ciddileşmeye başladım ya. Ben normalde çok komik bir insanımdır, çok etkili bir insanımdır. Ya sabahtan beri şura bak ya, ciddi ciddi size bak ne anlatıyorum ya, Allah aşkına ya. Abi beni ne hale getirdiniz ya, yemin ediyorum gerildim ben. Normalde şen şakrak, esprili, komik bir adamım ben ya. Abi beni germeyin lütfen, oldu mu? Bir video falan çekerken, yok şunu şöyle yap, yok bunu, abi işte yapıyorum işte ya, beğenirsiniz. Beğenmezseniz izlemeyin abi. Beğenirseniz çok sağ olun. Beğeniyor ki bakın, abonem 11 bini geçti şu an. İşimi de en iyi şekilde de yapmaya çalışıyorum. Size en iyi görüntüleri en iyi noktadan almaya çalışıyorum. Her zaman bu fırsatımız olmuyor. Defalarca da söylüyorum bunu. O gün o şartlarda hangi noktadan çekebilirsek o noktadan çekiyoruz. Hem Fatih hem benim açımdan söylüyorum bunu. Onun için lütfen biraz hoşgörülü olun arkadaşlar. Ya yani bir de her çektiğimiz video, her yayınladığımız video TRT belgesel ayarında olmak zorunda değil ki. Biz amatörce, hobi olarak bu işleri yapan insanlarız yani. Elimizde bir telefonla bu işi yapıyoruz. Profesyonel kameralarla çalışmıyoruz ki. Lütfen rica ediyorum, bakın lütfen biraz hoşgörülü olun ya. Vallahi bak, yorum yapın. Eksik gördüğünüz veya noksan bulduğunuz hususları mutlaka iletin. Çok da seviniyorum bunlardan dolayı. Ama böyle acımasızca eleştirilere girmeyin ya. Hele öyle kaba saba şeyler yazmayın. Şunu yapma, şunu şöyle yap. Abi biz kimsenin emirleri falan değiliz ki ya. Niye böyle davranıyorsunuz? Sizden gerçekten rica ediyorum yani. Evet. Yanına bir de arkadaşlar bunun... Yetmez mi sizce? Bence yeterli ya. Tamamdır abi. Evet. Hadi bakalım. Bismillah diyelim, başlayalım yemeğimize. Tabii size yemeği olduğu gibi göstermeyeceğim. Sadece lezzetini sizinle bir paylaşmak için bir tadım yapacağım. İlk izlenimlerimizi sizinle paylaşacağım. Ondan sonra kamerayı kapatıp ben devam edeceğim arkadaşlar. O yüzden artık bu noktadan sonra keselim diyorum. Şunları ben sonra kendim ayıklar yerim. Önce bir... Güzel. Evet. Yani ağır bir tadı yok. Belli bir lezzeti de var. Yani beni rahatsız etmedi. Ben hoşuma da gitti tadı. Ben bu balığı yerim abi. Yani sık sık bile yiyebilirim yani. Salata da güzel olmuş arkadaşlar. Şöyle mesela yutur. Bir daha deneyeceğim, bir dakika. Şu kaba yerlerini değil mi? Geri kısmı ben hallederim, dur. Bir tane tabak getireyim şu arada. Neyse, sizi oyalamayayım hemen. Bir daha deneyeceğim. Güzel, güzel. Bir tık tuzu az, tuzu çok az ilave ettiğim zaman bence kesinlikle iyi olmuş arkadaşlar. Çok rahat yiyebilirsiniz. Arkadaşlar, kanalıma abone olduğunuz için, beni takip ettiğiniz için herkese tekrar teşekkür ediyorum verdiğiniz desteklerden dolayı. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.